Merhaba sevgili YouTube ailem. Bugün size Arap kadayıf olarak da bilinen, Türkiye'nin bazı yerlerinde taş kadayıf ya da yassı kadayıf olarak da bilinip sevilen bir tatlı tarifiyle geldim. Hadi hiç vakit kaybetmeden taş kadayıfımıza başlayalım. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı suyu tencere ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Ocağı alıp kaynamaya bırakıyorum. Tatlının hamurunu hazırlamadan önce şerbetini hazırlıyorum. Çünkü şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Ara sıra karıştırıyorum ki şekeri iyice erisin. Şekerlenme yapmasın tatlımız. Şerbeti bir gece önceden hazırladım ve tatlıyı pişirme aşamasına kadar da dolaptan dışarı çıkarmayacağım. Çünkü şerbetin ılık değil, mutlaka soğuk olması gerekiyor. Bu çok önemli. Şerbet kaynamaya başlayınca bir dilim limonun suyunu sıkıp limonu içine atıyorum ve ortalama 15 dakika kadar kaynatıyorum. Çok sulu bir şerbet olmamalı. İçine tatlıyı attığımız zaman tatlımız şişmesin. Kadayıfın hamurunu hazırlamadan önce ilk olarak yarım su bardağı ılık suya, bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyorum ve 10-15 dakika kadar mayalanması için bir kenarda bekletiyorum. Bir su bardağı irmiği daha da ince olması için rondodan geçirdim. Derin bir kap içerisine 2 su bardağı unu eliyorum. Üzerine 1 su bardağı irmik, 1 çay kaşığı tuzu ekleyip iyice kuru malzemeleri birbirine girmesi için karıştırıyorum. Kenarda beklettiğim mayayı döküp karıştırıyorum. Bir su bardağı suyu azar azar döküp hamuru karıştırıyorum. Yarım su bardağı sütü ilave edip hamuru pürüzsüz olana kadar iyice karıştırıyorum. Toplamda 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar su ve yarım su bardağı süt eklemiş oldum. Harcın çok yoğun ya da çok cıvık bir kıvam olmamasına dikkat edelim. Üzerine streç film çekip 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Kadayıfın hamuru dinlenirken içerisine koyacağım cevizi çok iri ve çok ufak olmayacak şekilde et döveceği ile dövüyorum. Cevizler çok iri olursa kadayıfı yırtabilir. 1,5 su bardağı kadar dövülmüş ceviz kullanacağım. Tavayı ısıtıyorum ve kadayıf harcından 2 yemek kaşığı olacak şekilde tavaya döküyorum. Göz göz olup hamurun kendini iyice çekmesini beklemeden tavadan alıyorum. Yoksa kapatırken zorluk çekebilirim. Verdiğim ölçülerde toplamda 25-30 adet kadar kadayıf çıkıyor. Hamurun sadece bir yüzünü pişiriyorum. Arkasını da göstereyim.
Eğer hamurunuz böyle delik delik oluyorsa bu aşamaya kadar gayet başarılı geldiniz demektir. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Tavadan aldığım kadayıfları mutfak bezinin üzerine koyuyorum ki terleme yapmasın ve üst üste koymayın, hamurun bir tarafı pişmediği için üst üste koyduğunuz zaman yapışabilir. Evet, kadayıflarım pişti. Hemen içlerini doldurma ve kapatma işlemine geçiyorum. Ben cevizin içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ekledim. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Kadayıfın içerisini cevizle doldurup D şeklini veriyorum. Kenar kısımlarını iyice bastıra bastıra kapatıyorum. Çok iyi kapatın ki açılma yapmasın. Kadayıfların içlerini pişirme işlemi bittikten sonra soğutmadan kapatmaya çalışalım ki daha iyi kapansın. Soğudukça yapışma özelliği daha da zorlaşıyor. Birazını yuvarlak ve kaymaklı yapıyorum. Bir tatlı kaşığı kaymak, hatta biraz daha fazla koyup kenarlarını iyice sıkı sıkı bastırıp kapatıyorum. İsterseniz içerisine kaymakla cevizi birlikte koyabilir ya da tuzsuz peynir de kullanabilirsiniz. Tepsiye dizip üzerine buzdolabı poşeti geçirdim. Ben akşamdan hazırladım. Bir gün dolapta bekleteceğim ve yarın kızartacağım. Evet, tencereye ayçiçek yağını döküp kızdırmaya bırakıyorum. Bu sırada dolapta beklettiğim soğuk şerbeti derin bir kase içerisine aldım. Yağı kızdırdıktan sonra kadayıfları atıp arkalı önlü iyice kızartıyorum. Yağın iyice ısınmış olması gerekli. Buna dikkat edelim. Ve yağdan çıkartıp hemen soğuk şerbete atıyorum. Kadayıfı 9-10 saniye şerbete iyice batırıp çıkarıyorum. İçerisinde çok tutarsanız tatlınız hamurlaşabilir. Bu işlemi kadayıflar bitene kadar devam ettiriyorum. Nar gibi kızardıkları da aşikar. İsterseniz kadayıfları önceden hazırlayıp difrize atıp canınız tatlı istediği zaman çıkartıp buzu çözüldükten sonra da kızartabilirsiniz. Çıtır çıtır nefis oldular. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sevgili YouTube ailem, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilir.
videosunu çekmemi istediğiniz yemekleri yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.